RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. 7-13 Mayıs trafik haftası kapsamında il genelinde genç, çocuk, öğrenci ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bir ilke imza attı. Ekipleri farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmetinde bulundu. 7-13 Mayıs trafik haftası etkinlikleri kapsamında il genelinde genç, çocuk, öğrenci ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bir ilke imza attı. Trafik ekipleri farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz taşıma hizmetinde bulundu. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öncelikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin duraklarında gidecekleri istikametleri ve bu konuda verilecek hizmet hakkında bilgilendirme yaparak araca binmeleri sağlandı. Gelin istedik. O yüzden servisimizi alalım sizi. Buyurun biz bırakalım bugün. Buyurun. Gelin lütfen. Polis ekipleri ayrıca üniversite bahçesinde grup halinde bekleyen öğrencilere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerimize trafik haftamız sebebiyle belli bir düzenleme yaptık. Onlarla beraber geçirmek, yani sizinle beraber geçirmek istedik bu haftamızı biz. Servisimiz ücretsiz olarak 3 gün boyunca kalkacak. Sizi istediğiniz yere bırakacak. Sabah da KYK yurtlarınızdan ya da evlerinizden alıp bırakacak. Bu düzenlemede size katılırsanız, size değerlendirirseniz biz seviniriz. Çünkü bu hafta bizim trafik haftamız. Sizi de görmek istiyoruz burada. Ardından öğrenciler polis ekipleriyle birlikte araca binerek yola çıktı. Polis ekipleri araçta öğrencilere not defteri ve kalem hediye etti ve ardından gençlerle birlikte yolculuk yapıldı ve gençleri bilgilendirici konuşmalar yapıldı. Bilincini arttırmak, güvenli yolcu, güvenli sürücü, güvenli bilincini oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Eminim ki hiç kimse emniyet kemerinin yerini bilmiyor. Değil mi? Şu an koltukların arasında tokalar var. O tokaları çektiğiniz zaman alt taraftan karşı tarafa ulaşabiliyor. Bu alışkanlığı kimse kazanmadı. Gayet normal. Sizin de ricam şu an o kemerleri takabilir misiniz? Fakat herkes kendi güvenliği için bunu alışkanlık haline getirmesi birer zorunluluk arkadaşlar. Bu yüzden kendi güvenliğinizi kendiniz alın. Otobüs firması ya da emniyetten birinin kemer takın uyarısına gerek kalmadan lütfen kemerinizi kendiniz takın. Yolculuk esnasında duraklarda araç bekleyen öğrenciler de unutulmadı. Duraklarda bekleyen öğrenciler hizmetten faydalanmaları sağlandı ve istediği durakta inmek isteyen öğrenciler durak yerlerine bırakıldı. Ekipler ayrıca trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları birebir dile getirdiler. Yaya olarak cep telefonu kullanma, telefonu kulaklıkla kullanma, karşıdan karşıya geçerken yol kontrolü, otobüste ayakta yolculuk etme, sürücü hatalarını görme, talep ve şikayet olduğunda Alo 112 hattının aranması konularına da dikkat çekildi. Sürücü kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 7-13 Mayıs trafik haftasını kutluyoruz. Bu sebeple üniversite öğrencilerinde bu sürece ortak etmek istedik. Çünkü sizlerin aracılığıyla daha farklı projeler elde edebiliriz. Trafiğimiz için önereceğiniz proje, çalışma varsa bunlara talip edin. Beraber çalışıp geliştirebiliriz. Birkaç arkadaşımız geldi. Onlarla birkaç proje yapacağız sağ olsunlar. Yardımcı olarak. Biz onlara yardım edeceğiz. Amacımız kazalara zaten bir şirket. Tabak durumumuzu. İnsan sağlığına katkıda bulunmak, daha güvenli bir trafikte yer almak istiyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ardından ekipler öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2022 Afet Tatbikat Yılı nedeniyle Erzincan'da çocuk ve gençlerin deprem gerçeğine hazır olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.
Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri 2022 afet tatbikat yılı nedeniyle Erzincan'da çocuk ve gençlerin deprem gerçeğine hazır olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Ziya Gökalp İlkokulu ile Zeynep Mustafa Han İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine afet farkındalık, yangın farkındalık, yangın uygulama, deprem anı uygulaması ve tahliye eğitimleri verildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 14 Mayıs Eczacılar Günü ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 14 Mayıs Eczacılar Günü ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Profesör Doktor Akın Levent, Rektör Yardımcıları ve Üniversite Yönetimi ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Öztekin Algül, Üniversite Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Profesör Doktor Yücel Kadıoğlu, 13. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Abdullah Caner Güven, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Uzman Doktor Yasin Bilgin, Eczacılık Fakültesi Akademik Personeli, Meslek Odaları Temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende yapılan konuşmalarda eczacılık mesleğinin önemine vurgu yapıldı. Programda konuşmaların ardından fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi sunuldu. Program açılışı eczacı adayı 1. sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreniyle son buldu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Güvenli Okul Güvenli Gelecek projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve ailelere bilgilendirme yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Güvenli Okul Güvenli Gelecek projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve ailelere bilgilendirme yapıldı. Kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri ve trafik güvenliği konularında ekipler tarafından İnönü İlkokulu'nda 47 öğrenci, öğretmen ve ailelere bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait havayolu, uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 17.488, dış hat yolcu trafiği 1.488 oldu. Böylece Nisan ayında toplam 18.976 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 17.488, dış hat yolcu trafiği ise 1.488 oldu. Böylece Nisan ayında toplam 18.976 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 159, dış hatlarda 16 olmak üzere toplamda 175'e ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Nisan ayında toplamda 179 oldu. 4 aylık Ocak-Nisan döneminde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 72.934, uçak trafiği 643, yük trafiği ise 747 ton olarak gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler Haftası'nda şehirlerdeki kaldırım rampalarına dikkat çekti. Yapılan açıklamada toplumsal hayatın içinde her vatandaşımıza eşit imkanlar sağlamak için tüm şehirlerimizi ve kamusal alanları erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz ifadelerine yer verildi. Kaldırım rampası kimler içindir? Tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği veya baston kullananlar, bebek arabalılar, valiz, pazar arabası, eşya taşıyanlar. Kaldırım rampası herkes içindir.
Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Erişilebilirlik herkes içindir. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesi çerçevesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması sonuçları açıklandı. Civan Mert çocuğun yani çekmiş olduğu şey. Yani bu... Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesi çerçevesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan il ve ilçelerden 34'ü ilkokul, 31'i ortaokul olmak üzere toplam 65 okuldan 628 öğrenci başvururken yarışmaya ilkokul 241 ve ortaokullardan 247 öğrenci olmak üzere toplam 488 öğrenci sınava katıldı. Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması'na dereceye giren öğrenciler şöyle. İlkokul kategorisi 1. İpek Sare Eyüpoğlu Üzümlü Fatih İlkokulu, 2. Kerem Kayaalp Yalnızbağ İbn Sina İlkokulu, 3. Ahmet Ali Çakıcıoğlu Üzümlü Fatih İlkokulu. Ortaokul 5 ve 6. kademe 1. Erdem Nergiz Demirkent Tokyo Ortaokulu, 2. Muhsin Emir Potur Erzincan Ortaokulu, 3. Caner Baytemur İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu. Ortaokul 7 ve 8. kademe 1. Zehra Çelik İMKB Müşir Paşa Ortaokulu, 2. Minel Azra Özen İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu, 3. Hayrünisa Sarıdaş Şehit Cengiz Topel Mithat Paşa Ortaokulu. Konuştuk, gidip orada sabırsızlıkla yine gençlerle kitap üzerine onların yorumlarını alacağım. Erzincan Belediyesi şehir genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde otobüs duraklarını yeniliyor. Destek Müdürlüğü ekipleri vatandaşları olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla yeni duraklar imal ederek eskiyen durakları da yenileriyle değişiyor. Erzincan Belediyesi şehir genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde otobüs duraklarını yenileyerek toplu taşıma araçları kullanan vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları adına çalışma yapıyor. Toplu taşıma kullanan vatandaşların olumsuz hava koşullarından korunmak ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen durakları yenileriyle değiştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehrimizin ihtiyaçlarını belirleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yıpranmış ve ömrünü tamamlamış olan otobüs duraklarını şehrin dokusuna uygun ve daha yeni olan duraklarla değiştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz diye konuştu. Besteci ve piyanist Fazıl Say, 28 Mayıs 2022 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Nehri'nin kenarında piyano konseri verecek. Konserde Fazıl Say'a albümlerinde birlikte çalıştığı mezzo soprano Serenat Bağcan eşlik edecek. Besteci ve piyanist Fazıl Say tarafından 28 Mayıs 2022 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Nehri'nin kenarında konser programı düzenlenecek. Konserde Fazıl Say'a albümlerinde birlikte çalıştığı mezzo soprano Serenat Bağcan eşlik edecek. Fazıl Say'ın Munzur Nehri kenarında 28 Mayıs Cumartesi günü vereceği konser saat 17.30'da başlayacak. Hepinize güzel bir hafta dilerim ve ilginç ve güzel bir haber vermek isterim sizlere. Bir konser Tunceli'de 28 Mayıs günü vereceğim. İlk kez gideceğim Tunceli Ovacık. Bu konserin çeşitli anlamları var. Tunceli aydın bir ilimiz, önemli bir ilimiz ve ben ilk kez gidiyorum ve aynı zamanda da Munzur Nehri'nin bir doğa koruması konseri olacak. Yani bir nevi Kaz Dağları gibi Munzur Nehri'nin temizlenmesi için destek arayışları var. Türkiye'nin, Anadolu'nun en güzel nehirlerinden birinin tekrar en iyi şekilde hayata kavuşması için efendim. Konser 5.30'da başlıyor. Ben yalnız gitmiyorum bu sefer. Yanımda Serenat Bağcan da var. Çünkü
Tunceliler herhalde biraz Nazım Hikmet şarkılarımı dinlemek ister diye düşündük ve bir Tuncelili olan Cemal Süreya şiirleri ve şarkılarım var. Benim Cemal Süreya, Dört Mevsim bilirsiniz. Tunceli'de buluşmak üzere diyelim 28 Mayıs'ta. Ben çok mutlu olduğumu, çok sevindiğimi ve tüm Tuncelileri beklediğimi ve o Obacık konserine eminim ki Tunceli ve civarından pek çok kişi ilgi gösterecektir. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 6-19, Erzurum 2-13, Sivas 5-19, Gümüşhane 5-15, Bayburt 3-15, Giresun 11-16, Elazığ 8-21, Tunceli 9-21, Bingöl 8-20, Malatya 9-22, Yozgat 4-16, Amasya 7-21, Kars 0-11, Van 4-14, Ağrı 0-13 derece. Şimdi de Erzincan ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri aktarıyoruz. Dolar 15.30, Euro 16.20, 22 ayar altın 895 lira, tam altın 6.260 lira, yarım altın 3.130 lira, çeyrek altın ise 1.565 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.